Mata işçilerinin hakları için mücadelesi devam ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, baskılara son verilmesi ve yükselen enflasyon koşullarında ücretlerine egzam talebiyle iş bırakan işçiler büyük bir kararlılık ve coşkuyla direniyorlar. Birleşik Metalist Sendikası İstanbul Birnoğlu Şube Yöneticisi Can Emrah Ülgü ile mata işçilerinin mücadele sürecine, sorunlarına ve taleplerine dair konuştu. Matada yaklaşık 7-8 yıldır örgütlüyüz. Üçüncü dönem toplu sözleşmemizi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında imzaladık. Mata'da yaşadığımız durum, kısaca özetlemek gerekirse, Mata pandemi sürecinden sonra, 2019'dan sonra inanılmaz bir büyüme, yani hormonlu diyebileceğimiz bir büyüme kaydetti. Tuzla, organize sanayide, serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma, hızla Mata 1-2 iken Mata 5 lokasyonda faaliyet gösteren ve 300-400 kişilik kapasitesini yaklaşık 1500'e çıkaran bir firma haline dönüştü. Şöyle bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani dünyada gerçekten elit üst segment diyebileceğimiz markalara çalışan mesela Türkiye'de Mata Otomotiv'den başka Tesla ile işbirliği yapan herhangi bir firma göremezsiniz. Bununla beraber Bentley, Land Rover, Aston Martin, Jaguar gibi üst segment sayılabilecek otomotiv firmalarına iç ahşap döşemeler, bununla beraber karbon döşemeler gerçekten yüksek katma değerli. Şöyle düşünebiliriz. Yani yüksek teknolojili bir ürünün nasıl katma değeri yüksekse, mata otomotiv işçisinin ürettiği o parçaların da katma değerleri inanın o kadar yüksek. Yaşanan her türlü olumsuzluğa, çip krizine rağmen karlar inanılmaz boyutlara geldi. Mata Otomotiv'de gayet karlı, gayet ekonomik anlamda bu talepleri yerine getirebilecek bir pozisyon olduğunu biz biliyoruz. Ama işverenlik şurada şöyle bir tutum alıyor, şöyle bir pozisyon alıyor. Bizim bir sözleşmemiz var. O sözleşmeye daya, dayalı biz altışar aylık zamlar yapıyoruz ve bu zamlarda hatta e, mevcut açıklanan enflasyon oranlarının üstünde refah payları veriyoruz. Bu açıklanan enflasyon oranları zaten gerçeklikten çok çok uzakta ve İşçilerin kazanımları bu anlamda bu sahte rakamlardan dolayı düşük kalıyor. Biz bunu 200 bin işçinin örgütlü olduğu MES grubunda almışsak, durumu gerçekten Mata'dan çok daha kötü, çok daha zor koşullarda olan Münferit Toplu Sözleşme imzaladığımız fabrikalardan almışsak, Mata'yı bu sürecin dışında tutan bu kadar gelire rağmen ne olabilir? Şu, Mata işverenin ezberinin bozulmasını istemiyor. 650 milyon dolar bizim bildiğimiz bir ciro yapan firmadan bahsediyoruz. Yani bugün totalde taleplerimizi eksiksiz karşılasa yüzde değil bindelik rakamlarda bir maliyet unsuru çıkar işverenin karşısına. 6 gündür üretim yapılmayan bir iş bahsediyoruz. Eğer ki işçiler bu 6 gün üretselerdi belki de ceplerine giren girmesi gereken o egzamı belki bu 3 gün içerisindeki çalışmaların karşılığıydı zaten bu. Bu kadar aslında düşük bir rakam bizim talebimiz. Çünkü işçinin çıplak ücreti düşük. Çıplak ücretin 7300-7400 olduğu bir iş yerinden bahsediyoruz. Bugün bizim ikramiyemiz olmasa, sosyal ödeneklerimiz olmasa zaten Mata asgari ücrette çalışan bir iş yeri. Ekonomik anlamda görülmek istenmeyen ve sürekli vurgu şuna yapılıyor. Biz henüz daha yeni bir toplu sözleşmesi imzaladık. Evet doğru. 7 ay önce bir toplu sözleşmesi imzaladık. Fakat biz 3 ay önce imzaladığımız toplu iş sözleşmesi imzaladığımız yerlerden de bu egzam talebini talep ediyoruz. Ve bu haklı bir talep. Bakın tekrar söylüyorum şubemize bağlı hiçbir iş yeri yok ki bu egzam talebiyle ilgili olumsuz bir geri dönüş alsın. Ne sendikanın bu noktada ne de işçilerin bu noktada bir negatif etkisi olmamasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz süreci biz ekonomiyi yorumlayabilecek durumda değiliz. Bir hiperenflasyon yaşıyoruz. Bununla beraber ve yaptığımız toplu sözleşmelerinde 6 aylık zam oranlarıyla enflasyon artı refah paylarını koymamıza rağmen maalesef ki hiçbir insanın inanmadı o enflasyon oranlarına tabii ki baz alarak yaptığımız sözleşmeler. E tabii düşünün Mart ve Eylül aylarında zam alan işçi bugün 16 yerine %40 zam alsa belki bugün bunlar konuşmuyor oluruz. Ama böyle olmadığı için 6 aylık neredeyse %17'lere, %18'lere kadar reelde düşürülmüş, düşürülmeye çalışılmış bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz için tabii ki biz ne kadar iyi sözleşme yaparsak yapalım enflasyon karşısında eziliyoruz. Bugün sendikalı işçi de sendikası işçi de sıkıntı içerisinde ekonomik anlamda. Ama şartlar bunu gerektirdiği için zaten biz bu zammı istiyoruz ve talep ediyoruz ve bu talebimizde de gerçekten haklıyız. Şu ana kadar münferit imzaladığımız hiçbir fabrika bize bununla ilgili olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Ama serbest bölgede olsun ama serbest bölgenin dışında faaliyet gösteren firmalar olsun ki Mata İşverenliği de gayet karlı. Tabii ki biz kar etmesini isteriz, üretim hacminin büyümesini isteriz, işçilerin orada 1500 değil 2500 sayılara ulaşmasını isteriz ama bununla beraber ürettiğimiz o değerden de hakkımız olan değerin işçinin cebine girmesini arzu ederiz, isteriz. 4 sene önce MATA işvereni bir karar verdi. Benleri Türkiye'de büyüyeceğim. Türkiye'de büyüyeceğim mottosunun motivasyonu ucuz emek. Biz burada çok ucuza çalışıyoruz. Yani Çin'deki fabrikadan da ucuza çalışıyoruz. Slovakya'daki fabrikadan da ucuza çalışıyoruz. Yani burada işçiyle beraber büyüyen bir fabrikadan söz ediyoruz. İşçi emeğiyle, yoğun zihin ve el emeğiyle üretilen Yüksek katma değerli bir ürünün oluşturduğu bir getiriden bahsediyoruz ve bu tam iki bunun karşılıkları döviz bazlı. Bugün dolar bazlı, euro bazlı bir kazancı var bu şirketin. Büyük bir kazanç var ortada. Ve bu kazançtan mata işçisi hakkına düşeni maalesef alamıyor. Bu ülkenin yarısını etkileyen, yarısını enkaz altında bırakan büyük bir depremle beraber yaşam, hayat işçiler açısından çok çok zorlaştı. Şartlar İnanın 6 Şubat'tan önceki şartlar farklı, sonraki şartlar farklı. Malumunuz kiralar minimum 6 bin, 7 bin seviyelerinde. Bu işçilerin çıplak ücretlerine denk gelen seviyeler bu seviyeler. İnanın bu işçiler çıplak ücretleriyle kiralarını ödeyemeyecek durumdalar. Şunu söylüyorlar, çıplak ücretlerimiz artık kiramızı ödemekte bile yetersiz kalıyor. Tabii ki bu çıplak ücretlerin üstüne yakacak yardımı, ikramiyeler konduğunda durum çok da farklı bir seviyelere gelmiyor. Burada Mata'da 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıla kadar işçilerin ortalama ücretleri 11 bin, 12 bin seviyesinde. Alım gücüne geldiğinde, işçi markete girdiğinde, işçi bakkala girdiğinde, işçi pazara gittiğinde, işçinin evine doğalgaz, elektrik, su faturası geldiğinde elindeki Paranın hiçbir değerinin olmadığı işçi tarafından gayet net bir şekilde görülüyor. Bugün de geldiğimiz noktada bizim talebimiz aslında belki yüzde yirmiden de fazla olmalı. Ama şunu anlıyoruz: Mart ayında, Nisan ayında, Matada evet bir zam yapılacak. Enflasyon artı 5 oranda bir zam yapılacak. Ama bunu makul seviyelere çekmek, kiraların ödenebilmesini, işçinin rahatlıkla markete, çarşıya, pazara gidebilmesinin ve hayatını idame ettirebilmesinin yolu burada en azından bir süreliğine o işçiye o nefesi aldırabilecek bir ortamın yaratılması ve o zam talebinin ivedi bir şekilde karşılanmasından geçiyor. Bu sendika, bu iş kolunda yapılan en yüksek oranlı toplu iş sözleşmelerini yapan Türkiye'deki tek sendika. Buna rağmen yani Ülkenin durumu o kadar kötü bir durumda ki biz ne kadar çıtayı yükseğe koyarsak koyalım enflasyon o kadar can yakıcı, o kadar resmen böyle bir erozyona uğratıyor ki kazançları bunun karşısında hiçbir şey duramıyor. Yani 6 ay önce imzaladığımız bir toplu sözleşmede bugün baktığımızda geçersiz duruma, yetersiz duruma düşmüş olabiliyor. İşte egzam talebini doğuran şart da zaten talep de buradan çıkıyor. Daha bu talep oluşmadan gelecek sıkıntıları hissedip önceden işçisinin bu zorlukları yaşamasına fırsat vermeden o egzam taleplerini yerine getirmiş işverenlerimiz var. Bununla beraber sendikalı anlaşma yaptığımız, münferit imzaladığımız ama grup toplu sözleşmesini imzaladığımız patronlar da bu talebe en erken şekilde cevap verebilmek adına daha Ocak ayı girmeden Mart ayında vermeleri gereken, toplu sözleşmelerle uygulamaları gereken zamları iki ay öncesinde zaten çektiler. Hatta şunu söylediler. Eğer Mart ayındaki enflasyon anlaşma oranlarımızın üstüne çıkarsa ek zamı da orada tekrar gündeme alacakları. alacaklarına dair açıklamaları oldu ve bugün itibariyle MES grubu için söylüyorum yaklaşık 17 nokta şey 22.2'lik bir zam ortaya çıktı 6 ayda. %15'te imzalanmıştı o grup toplu sözleşmesi. %7.22'lik ek zammı da bu ay itibariyle uygulayacaklar. Yani keşke mata işveren elini çabuk tutsaydı, tehlikenin farkında olsaydı, bir buçuk ay önce yaklaşık neredeyse bir buçuk ay önce yaptığımız yazışmalara, ona olan ikazlarımıza kulak verseydi de bugün keşke işler bu hale gelmeseydi hepimiz adına. Biz işçilerle geçtiğimiz hafta pazar günü ayın 26'sı itibariyle buluştuğumuzda işçilere taleplerinin gerçekte ne olduğunu söyledik. Yani ne olduğunu sorduk daha doğrusu. İşçiler bize şöyle söyledi. Evet ekonomik anlamda taleplerimiz olmakla beraber yaşadıkları iş yerindeki çalışma koşullarının kötülüğü ve bununla beraber insan kaynakları yönetiminin işçiyi görmeyen, işçiyi duymayan, sorunlarına kulağını tıkayan sendikasıyla işçiden bireysel gelen her türlü talebi görmezden gelen bir anlayışla yönettiği sürece ve inanılmaz bir mobbing, inanılmaz bir baskı var iş yerinde. Çünkü şundan biliyorum geçen hafta pazar günü bakın resmi tatilin olduğu bir günde yapılan bir toplantıya işçilerin katılmaması için toplantı başlama saatine kadar inanın defalarca mesaj atıldı iş yeri yönetimi tarafından. İşyeri yeri yönetiminin yaptığı şey şu. Sendika ile işçi arasında bir pozisyon almaya çalışıyor ve bu birlikteliği bütünlüğü burada kırmaya, bozmaya çalışıyor. Tabii ki ne yaparlarsa yapsınlar. Yolumuza devam ediyoruz, devam da edeceğiz. 6331 sayılı yasanın ilgili maddesine göre işçiler eğer işçi güvenliği ve işçi sağlığını tehdit edebilecek unsur gördüklerinde yasaya dayanarak, yasal olarak işten kaçınma hakkını kullanabiliyorlar ta ki bu durum ortadan kalkana kadar. Çalışma ortamını sağlıklı bir hale getirmeden işçi orada çalışmaya zorlayamıyor kanunen. Bunu yapmaya devam ederse işçi tabii ki yasadan kaynaklanan haklı sebebe dayanarak işten kaçınma hakkını kullanıyor. Bir taraftan da işin kalitesinden ödün vermek pahasına şuna zorlanıyor. 20 parça çıkaracaksın mesai boyunca. Dışarıdan getirdikleri hiçbir şey bilmeyen ama sadece üretime odaklı arkadaş örneğin 30 parça çıkardığında 20 parça üreten arkadaşa dönüp diyorlar ki bak yeni gelen arkadaş 30 parça yaptı sen 20 parça yaptın performansın düşük sana tutanak tutuyorum. Öbür taraftan işte hata olduğunda şunu diyorlar kurallara uymuyorsun. Ürettiğin parçalarda sıkıntılar var. Gerekli kalite kurallarına riayet etmediğin için sana tekrar tutanak tutuyorum. Yani işçiler ölüm ve sıtma değil iki ölüm arasında bir seçime zorlanıyorlar ve bu baskı altında üretim yapmaya zorlandıkları koşullar hiç de iç açıcı değil. Örneğin karbon bölümünde arkadaşlarımız akşam eve gidiyorlar, hala ağız ve burun bölgelerinden simsiyah toz çıktığını söylüyorlar. Dağıtılan sadece toz maskesi, bu toz maskesi o kadar yetersiz ve o kadar insan sağlığını hiçe sayan bir durum ortaya koyuyor ki biz defalarca koruyucu, kişisel koruyucu ekipman konusunda iş yerinden talepte bulunduk. Yani bunun sayılarının çoğaltılması, yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipmanın dağıtılması konusunda maalesef bu konuyla ilgili de yeterli adımların, yeterli e, iyi şartların sunulmadığını üzülerek gördük. Şunu görüyoruz, direniş alanında belki de en can yakıcı konu ekonomik anlamda kayıplar olmasına rağmen işçileri örgütlü bir arada ve diri tutan asıl konu burada yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bu direnişi işveren örgütledi. İşverenin tutumu, işverenin işçi yok sayan tutumu her konuda takındığı tutum ve tavır bu bugünkü ortamı yaratan durum oldu. Pandemi döneminde ben Mata iş yerinden bir arkadaşımı aradım. Arkadaşımız bana şunu söyledi o dönem. Başkanım dedi sizden bir ricam var. Lütfen dedi buraya bir ring hattı konulsun, bir servis konulsun, bir 17'lik, 27'lik bir otobüs, bir servis minibüsü koyulsun. Dedim ne amaçla bunu istiyorsun? Hani bu talebinin arkasında yatan sebep ne? Burada dedi o kadar çok hasta arkadaşımız var ki COVID-19'a yakalanmış. Bu pandemiden nasibini almış ki Lütfen dedi bu servisler bizi alsın iş yerinden. Bizi dedi minibüs yoluna kadar bıraksın. Çünkü dedi ayakta durmakta zorlanıyoruz. İş yerine geliyoruz. Çalışmaya zorlanıyoruz. Ayakta duramadığımızda, bayılacak duruma geldiğimizde biz buradan yürüyerek minibüslere kadar gitmek zorunda kalıyoruz. Ve yürüyemiyoruz, çok zorlanıyoruz. Lütfen dediler bize servis ayarlayın. Yani hayatım boyunca ben yani bu, bu, beni bu kadar derinden etkilen bir talep olmamıştı. Çok kötü bir durumdu. Şunu gördük. İnsan kaynakları yönetimi inanın can çekişen mata işçisiyle dalga geçer gibi onların hiçbir talebini görmeden onları o zor şartlarda o hastalıkla beraber çalışmaya zorladı. Kendileri evden çalıştılar. Kendileri fabrikalara gelmediler. Sınırlı sayıda belli çalışanla belli beyaz yakayla orayı çalıştırmaya çalıştılar ama mavi yakalı arkadaşlarımızı Hastalıklarına rağmen orada tutmaya çalıştılar. İşte o gün yaşananlar ama bir sene sonra ama iki sene sonra ama dört sene sonra zuhur etti. Direniş başladığında işveren beyaz yakalı amirler ve posta başlarıyla beraber içerideki işçiler üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu. Ve bununla beraber bir kısım işçimiz zorla, zorla, altını çiziyorum, zorla iş yerlerinde tutulmaya çalışıldı. Ve bugüne kadar da bu zinciri epek kıran işçi olmakla beraber biz gönüllerinin bizimle olduğunu bildiğimiz 6 gün boyunca gece gündüz onlara gel çağrıları yaptığımız mata işçilerinin direnişçilerinin yanına davet ettiğimiz işçileri her zaman yanımıza görmek istiyoruz. Bununla beraber bu çağrılarımızın karşılık bulduğunu, Birçok işçi arkadaşımızın bir şekilde bu zincirlerinden kurtulup geldiğini görmekle beraber şu tehdidin her daim dillendirildiğini biliyoruz. Eğer üretimden çıkarsanız şu an itibariyle ilk önce sizi kapının önüne koyarız. Bakın bu yasa, anayasa, iş kanunu, hukuk ve insanlık tanımayan bir söylem. Bugün çalışma hakkı nasıl anayasal bir haksa uygun şarttan oluşmadığı Yeterli iş sağlığı, işçi sağlığı, güvenliği tedbirlerinin alınmadığı şartlarda da işçi işten kaçınma hakkını kullanabilir. Bu gayet meşru ve doğaldır. Ama kapıya diktikleri, ekstra güvenlik önlemleri aldıkları o bodyguardlar eliyle ama beyaz yakalar diye tabir ettiğimiz e, patron bir nevi küçük patronlar eliyle taciz, tehdit, şantaj içeren mesajlarla beraber üretim alanlarında kurdukları baskılarla maalesef bir kısım arkadaşımız hala içeride. Ama biz şunu biliyoruz, şuna inanıyoruz. Onların yeri bizim yanımız. Dün de davet ettik, bugün de davet ediyoruz. Direnişimiz sürdüğü sürece onları yanımızda görmek tek tesellimiz, tek isteğimiz. Gerçekten bunu çok istiyoruz. Fakat direnişin ilerleyen günlerinde öncelikle UFO'lar Devreden çıkartıldı. Bölgenin elektriği toptan kesildi. İş yerine getirilen e, o damacana su diye tabir ettiğimiz o sular getirilmemeye başlandı. İşçinin suyu da kesildi. Daha sonra tuvalet kullanımına sınırlama getirildi. İşte güvenlikler nezaretinde tek tek sokulmaya çalışıldı. Orada bir yıldırma politikası izlendi. Daha sonrasında Mata 5'in fabrika giriş kapıları personel giriş kapıları kapatıldı. Yani Fabrika işçinin Herhangi bir ihtiyacının kullanımına tamamen kapatıldı. Sürekli işte kendilerine gönderilen işveren tarafından gönderilen mesajlarda işte değerli mata çalışanları diye tırnak içinde tabiri nin ne kadar gerçek olmadığı, ne kadar sahte olduğu, ne kadar yanıltıcı oldu mata işçiler tarafından bizzat görüldü. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir savaşta bile yani çok zor durumda bile bugün. E, hiçbir fabrika hiçbir e, sosyal kuruluş veya bir e, binanın tuvalet kullanımı mevcutta mümkünken ve orada direnen kadın arkadaşlarımız kadın işçilerimiz var gerçekten e, engelli arkadaşlarımız var kanser hastası işçi arkadaşımız var tedavisini direniş tamamlanana kadar durdurdu yani işçiye resmen cehennemi yaşatmak istiyorlar ama işçi buna rağmen ısrarla, inançla, kararlılıkla ve bu yaşatılanlara resmen bir tepki olarak inadına orada. Mata işçisi şunu söylüyor. Biz 1100 işçi burada bir direniş sergiliyoruz. Bugün işveren bizi tazminatlarımızı versin, çıkışımızı yapsın. Biz burada halay çekerek bu iş yerinden ayrılırız diyorlar. Çünkü bu şartları serbest bölgede çok rahatlıkla bir başka fabrikada bulacaklarından eminler. İşçilerin burada kaybedecekleri hiçbir şey yok. Hani bizde de söz odur ya azdan az çoktan çok gider. Bu noktada bizim işverenliğin e, tehditlerine de kulaklarımız tıkalı. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok bizim. 8.500 TL'ye bakar her şey. Bu. Mata işverenliği şunu istiyor. Evet, mata işyerinde bir sendika var. Evet var. Ama sendikanın kağıt üstünde kalmasını istiyor. Herhangi bir ekonomik veya sosyal talebi olmasın. Yapacaksam ben yapayım bir iyileştirme. Olacaksa benden olsun. Olmayacaksa da zaten buna ihtiyaç yoktur noktasında bir ezbere girmiş durumda. Bu şekilde işçi işveren ilişkileri düzenlenemez. Sendikayı tabii ki yok etme gayret de olabilir. Ama bu hiç kolay değil. Bunun da bilinmesini isterim. Çünkü biz yaklaşık 7 ay önce 3 yılı kapsayan 3 yıl boyunca o işçilerin hak, hukuk, menfaatini koruyacak bir toplu sözleşmeyi imzaladık. Ve bu imzanın son gününe kadar biz orada yetkili sendikayız. Herhangi bir şekilde bugün yaşadığımız egzam talebi, farklı talepler bizi bir direniş noktasına taşır. Farklı olaylar yaşanırsa da biz her şeyi göz almak noktasına burada kararlıyız. Mata işyerini kaybetmeyi göze alırız ama mata işçisini değil. Buradan bu sonuç çıkmasın. Mata işçisinin sonuna kadar her türlü mücadelesinde yanındayız. Artık mata işçisi kendine güvenen önce, sonra yanındaki arkadaşına güvenen, sonra da sendikasına güvenen bir yapıya kavuştu. Çok kısa sürede bunu başardı. İki gün önce arkadaşlarımızla beraber o her türlü imkansızlığa rağmen biz Kaveli izledik beraber. Yani o müthiş o çoban ateşini gördük. Ve biz de o çoban ateşinin devamıyız aslında. Yani bu sendikanın genetik mirasında, genetik kodlarında bu var. Biz bunu bir adım daha ötesine nasıl taşıyabiliriz'in gayretiyle hareket edeceğiz. Ve bundan sonra iş yerine sağ salim döndükten sonra da düzenli bir şekilde mata işçilerle buluşmaya, çeşitli etkinliklerle bunları süslemeye ve çok daha örgütlü bir şekilde geçmeye devam edeceğiz. Yani burada örgütsüz, kağıt üstünde bir sendika hayali kuranlar Lütfen o hayalden derhal uyansınlar. Tabii ki bu işin mücadele boyutu var, bir de müzakere boyutu var. Bu zamana kadar sendika genel merkezimiz çeşitli görüşme girişimlerinde ama yazılı ama sözlü çeşitli kanallar üzerinden talep oluşturdu. Fakat bunlar olumlu yanıt alamadı. Mata işverenine de buradan seslenmek istiyorum. En kısa sürede müzakere masasının etrafında sendika genel merkezimizde oturup bu işi tatlıya bağlamaları herhangi bir şart koşmaksızın herhangi bir koşul öne sürmeksizin listeler sunmaksızın buradan bir suçlu farklı bir pozisyonda bir işçi portresi oluşturmadan işçi hakkını hukukunu teslim edip bir an önce fabrikanın çalışmaya başlaması da tabii ki bizim temel taleplerimiz arasındadır. Süreç bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inançla, azimle, kararlılıkla mücadele boyutunu sürdürecek. Ta ki Mata işçilerinin talepleri karşılanana kadar. Bu talepler e, somuttur, gerçektir, e, günümüzün gerçekliğiyle de örtüşmektedir. Bununla beraber bugün Mata 5'in önündeyiz. Yarın farklı bir lokasyonda, farklı bir yerde de olabiliriz. Hiç sorun değil, direniş kaldığı yerden devam eder işçilerimizin de Türkiye işçi sınıfının da mata işverenliğinde şunu bil, şunu bilmesini istiyoruz özellikle. üstüne basarak söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Direniş devam edecek. Haklı taleplerimiz karşılanana kadar. Bunun yeri, zamanı, mekanı hiç önemli değil. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek stratejimiz mevcut. O zorluklar zaten bugün bizi bir araya getirdi, bizi güçlendirdi mücadelemizi belli noktaya taşıdı. Biz istesek, bütün şartlarımızı zorlasak mata işçisiyle bu kadar bütünleşemezdik. Yani bu mücadele, bu direniş bizlere bu fırsat da sağladı. Bu anlamda ben çok mutluyum. Yani mata işvereni bizim işimizi kolaylaştırıyor sağ olsun. Bundan sonra da yapacağı her hamleye karşılık hamlemiz var. Bir akılla, ortak akılla, işçinin ürettiği akılla yürüyoruz. Çünkü biz gerçekten sendika yönetimi olarak işçilerle beraber birbirimizi besliyoruz. Ortak aklı kullanıyoruz. Bu ortak akıl bize aslında işçi her zaman doğruyu söylüyor. Ne yapmamız gerektiğini de söylüyor. Tıpkı dün aldığımız kararlarda olduğu gibi bundan sonra alacağımız kararlarda da ana özne her zaman işçinin talebi olacak. Ama şu bir gerçek direniş sonuna kadar devam edecek. İşçinin vardiyası gibi biz de yöneticiler vardiyalı bir şekilde oradayız. Hatta fazla mesai de yapıyoruz orada. Ama bu fazla mesai, inanın benim hayatımda yaptığım en onurlu, en içime sinen fazla mesai. Çok mutluyuz. 24. saatin sonunda ben buraya geldim. Tekrar direniş alanına döneceğim buradan. Mata'nın diğer lokasyonlarını ziyaret ediyoruz. Bu yürüyüşler çok coşkulu. Çok böyle içten, çok samimi. Gerçekten Mata işçisinin de şunu bilmesini istiyorum. Zaten biliyorlar. Onlara biz her zaman açık yüreklikle, samimiyetle konuşuyoruz ve bu samimiyetimizin de karşılığını alıyoruz. Karşılıklı birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi ortak aklı kullanıyoruz. İşçi bir şey talep ediyor. Ortak çalışma yapıyoruz. Ama komitemizle, ama temsilcilerimizle. Sadece yaptığımız şey filtreden geçirmek o düşünceleri. Ve o süzülen, o doğru fikirlerle beraber işçilerle karşılıklı anlaşarak yolumuza devam ediyoruz. Bu bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Her zaman, her koşulda, her şartta bizi yanlarında görmeye devam edecekler. Zaten omuz omuzayız, yan yanayız. Gücümüz birliğimizden geliyor. Yani bu noktada işçiyle sendika tek bir vücut oldu. Bütünleşti. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz ki talebimizin de ne kadar meşru ve haklı olduğu e, herhalde tüm Türkiye kamuoyu, işçi kamuoyu tarafından da görülüyor. Tabii ki biz de bu işin süresiz bir iş bırakma e, eylemine dönüşeceği noktasında hem fikir değildik, böyle bir kararımız yoktu. Ama süreç buraya evrildiğinden sonra malumunuz bir sürü işçinin, o gün vardiyasında çalışan işçinin iş yeri kıyafetleriyle e, fabrikanın avlusunda kaldıklarını gördük. Birçok işçimiz özel eşyalarını, kıyafetlerini dolaplarında bırakmak zorunda kaldı. Tabii çeşitli temaslarda bulunduk işverenle. Dedi ki bu arkadaşların özel eşyaları, kimlikleri, cüzdanları, kıyafetleri içeride. Ee, işveren de şöyle bir karşılık verdi. Evet dedi benim güvenliğim eşliğinde işçiler girip özel eşyalarını alabilirler sırayla. Tek tek arkadaşlarımız iş yerine girdiler. Güvenlikler eşliğinde kıyafetlerini, özel eşyalarını aldılar çıktılar. Daha sonra direnişin ikinci ya da üçüncü günüydü sanırsam. Ee, şöyle bir geri bildirim geldi işte işçiler iş yerine iş yerindeki kişisel dolaplarına ki bu neredeyse 3 işçiye bir dolap düşecek şekilde dizayn edilmiş dolaplardan çok eski dolaplardan bahsediyor zarar verdikleri noktasında tabii bu iddialar asılsız yalan hatta biz iş, işverene de şunu söyledik varsa bu zarar vermeye dair görüntüleriniz lütfen bizimle paylaşın direnişteki dışarıdaki işçi eğer bununla ilgili böyle bir aksiyon aldıysa lütfen bize paylaşın. Tabii ki buna gerçek dışı bir e, suçlayıcı ifade olduğu için hiçbir şekilde biz cevap alamadık. Bu asılsız iddia e, asılsız bir şekilde havada kaldı. Böyle bir şeyin gerçek olmadığını e, tüm e, işçi kamuoyuyla, tüm Mata işvereniyle de, işçi kamuoyuyla da paylaşmayı e, kendime görebiliyorum. Yani böyle bir şey asla olmadı. Şöyle ki söylemlerden biri de tabii ki işverenin özellikle bu ezber söylemlerinden birisi de seçimlerle sendikanın ama şube ama genel merkez düzeyinde yapılacak seçimleriyle bu direnişin ilişkilendirilmesi. Yani azıcık aklı olan, azıcık fikri olan böyle bir iddianın ne kadar saçma, ne kadar gereksiz olduğunu çok çabuk kavrayabilecek noktadadır, seviyededir. Aslında bu mücadele eğer mata işverenliği biz Ocak ayında onlara bu egzam talebiyle ilgili görüşmelerde müzakere yolunu açabilseydik veya o işi o dönem sonuçlandırabilseydik zaten bunları yaşamayacaktık. Bakın süreci uzatan, ta bizim seçimlerimize böyle ramak kala süreçlerde süreçlere taşıyan işveren tam da kendisi. Şu an itibariyle biz tek listeli bir seçim yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bununla beraber yani mata direnişini, matada yıllardır süren baskıyı, zulümü ve bunun sonucunda biriken işçinin öfkesini bir sendika şubesinin genel kuruluyla ilişkilendirilmek bana çok saçma geliyor. İlk günden bugüne tüm temsilcilerimiz sahada, tüm temsilcilerimiz serbest bölgede kendilerine maalesef çizilen alan dahilinde ellerinden gelen katkıyı sunmak için orada bulunuyorlar. Kimlikleri açık, yüzleri açık, üstlerinde genelde benim de şu an üstümde olan sendikamızın yelekleri mevcut. İşverenin duyuyoruz yani asılsız, mesnetsiz, suçlayıcı işte terörize diye bir ifade var. Mesela benim çok zoruma gitti. Oradaki temsilcilerimizin de. Tabii takılmıyoruz. İşverenin her zaman manipülatif, spekülasyona açık, işçilerin kafasını karıştıran açıklamaların olduğunu biliyoruz. Artık bunu işçi de biliyor. İşçi de farkında. İşçi de sürekli işverenin kendisini yanılttığının, kendisini kandırdığının farkında. Ve bu yalan da tabii işçi nezdinde hiçbir zaman itibar görmedi. Çünkü bizim temsilcilerimiz de yaklaşık 64 temsilcimiz de Oradaki 1100 işçiyle inanılmaz bir dayanışma, inanılmaz bir kaynaşma, inanılmaz bir sınıf dayanışması örneği gösterdiler. Yani bu iddialar tamamen gerçek dışı. Aslında Mata örgütlenmesine gidersek 2015 yılına gittiğimizde bizim Mata'da örgütlenmemiz hiç de kolay olmadı o dönemde. Büyük mücadeleler verildi. Tüm kuvvetimizle serbest bölgede Mata işverenin karşısına durduk. Tabii ki oradaki işçinin iradesini yok sayamayız müthiş bir sendikasına bağlılıkla hareket eden, aslında her zaman Mata işçi Sendikası'na bağlıydı. Fakat aramıza son 4 senede yaklaşık 900 işçinin katılması ve bu katılan işçilerin inanılmaz değişik filtrelerden süzülerek, işte yeni işçi olması, genç işçi olması, sendikal bir e, geçmişinin olmaması, farklı bir iş deneyiminin mümkünse olmaması veya tamamen farklı sektörlerden metal sektörüne geçiş yapmış… Aslında totalde bize şunu getirdi. Kağıt üstünde bir sendika. Evet, yeni işçilerle beraber proje bazlı inanılmaz büyüyen bir iş yeri fakat örgütlü mümkünse büyümesin. İşte 1 Mayıs'ta mümkünse yürümesin. Bir toplantısı olduğunda bilerek kasten o dönemlere, o zamanlara fazla mesailer konulsun işçileri fazla mesai bırakmaya zorlanılsın ve e, işte 40 katır mı 40 satır mı noktasında e, işçiyi e, ölümü gösterip sıtmaya razı eden bir pozisyonla beraber e, sendikanın mümkünse kağıt üstünde kalması burada patronun tek temennisi olarak görüyorum. Mata işçileri dört temel talepte dört temel haklı talepte buluşuyorlar. Bir, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri derhal matada ivedilikle alınması gerekmektedir. İkinci konumuz baskılarla yönetilen baskıcı tutum ve anlayışın derhal değiş derhal değiştirilmesi. Bu yönetim anlayışının terk edilmesini istiyoruz. Üçüncüsü nasıl ki direnişe başladığımız gün 1150 işçi olarak kapının önündeysek tekrar işe başladığımızda da 1150 işçi olarak firesiz, kayıpsız işbaşı yapmak istiyoruz. En sonunda da tabii ki yaklaşık bir buçuk aydır süre gelen süreçle beraber egzam talebimizin olduğu muhakkaktır. Bu egzam talebi de eksiksiz bir şekilde Mata İşverenliği tarafından karşılanmalıdır. Öncelikle Dayanışma TV'ye ben buradan bize bu fırsatı verdiği için ee, işçilerle, Türkiye işçi Sınıfı'yla e, buluşmamıza vesile olduğu için, dayanışmamızın, direnişimizin en başından beri yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Mata işçilerine buradan sesleniyorum. Onlar zaten benim sesimi her zaman duydular. Duymaya da devam edecekler. Biz birlikte güçlüyüz. Sendikamız, işçilerimiz, temsilcilerimiz, genel merkezimizle beraber Hatta bunun içine konfederasyonumuzu da sokuyorum. Hep birlikte mücadeleye kaldığımız yerden, başlattığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Mata işçilerin haklı talepleri ama ekonomik anlamda ama iş yerinin çalışma şartları ve koşulları anlamında düzelmeden ve bir tek işçimizin bile burnu kanamadan dün nasıl bıraktıysak aynı şekilde tezgahlarımızın başına geçmeye ama tabii ki tek bir şartla. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak matada her şey insani olacak koşullar da insani olacak ama ekonomik anlamda ama sosyal anlamda düzelecek ve biz tekrar üretmeye tekrar üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz.